Evet, Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Evet, yaşanan süreç ve hemen Lübnan'a, Beyrut'a gitmek gerekiyor. Halk TV haber ekibi Gözde Şeker ve Murat Kibar orada. Gözde her zamanki canlı yayın noktasında. Son 24 saati her yere bakarak Lübnan'da, Beyrut'ta neredeyse her noktasını araştırarak geçirdi ve şu anda video volümde. Gözde, müthiş ilerliyoruz. Müthiş haberler, nabız tutuyoruz. Orada çok şeye tanıklık ediyorsun. Son 24 saat görece bir sakinlik mi yaşıyoruz? Yoksa şu anda Lübnan'ın, Beyrut'un yaşadığına nasıl at koyarsın? Evet Ekrem, aslında haklısın. Son 24 saat önceki günlerle kıyasladığımızda Beyrut için nispeten daha sakin geçti diyebiliriz. Fakat tedirgindik bugün de Beyrut'ta. Çünkü bugün Beyrut'ta İran'dan bir misafir vardı. Önemli bir misafir. İran Şura Konseyi Başkanı Kalibaf buradaydı. Önceki gün Beyrut'un merkezinde vurulan, 22 kişiye mezar olan o binanın enkazını ziyaret etti. Ve orada önemli açıklamalar yaptı. Bir kere şunu söyledi. Çünkü İsrail'in önceden bir uyarı açıklaması olmuştu. Demişti ki İsrail, İran'dan eğer İran uçakları Lübnan hava sahasını kullanırsa bizim için hedeftir. Dolayısıyla meclis başkanının, şura başkanının da uçağı hedefti. Ama biz buna rağmen geldik ve korkmuyoruz dedi. Hizbullah'a desteği sürdüreceğiz dedi. Ve açıkçası geri çekilmiyoruz mesajı verdi. Tam da dün o enkazın tepesine dikilen bayrağın önünde, o siyah bayrağın önünde, yas ve cihat anlamına gelen Hizbullah tarafından dikilen bayrağın önünde söyledi bunları. Diğer yandan bugün Lübnan'ın kuzeyinde bazı noktaları İsrail'in hedef aldığına dair haberler var. Hizbullah'ın İsrail'de Hayfa'yı hedef aldığını, oraya 35 roket gönderdiğine dair haberler var. İsrail'de Hayfa boşaltılmış, uyarılar yapılmış, tahliye edilmiş orada yaşayanlar. Ve bugün tabii bu önemli İsrail için, çünkü İsrail'de bugün Yom Kippur bayramı. Ve böyle bir bayramda Hizbullah saldırıları için bir önemli yerleşim yerinin boşaltılması İsrail için tabii önemli bir anlam taşıyor. Diğer yandan ülkenin güneyinde çok sıcak bir durum var. Mavi hatta Litani Nehri arasında 2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca Lübnan geçici görev gücü bulunuyor. Orada 50 ülkeden asker Birleşmiş Milletler çatısı altında görev yapıyor. Ve İsrail önce Birleşmiş Milletler karargahının etrafında askeri araçlarını konuşlandırarak burayı Hizbullah'a karşı bir kalkan olarak kullanıyordu. Fakat daha da ileri gitti. Ve Birleşmiş Milletleri de hedef almaya başladı. İlk gün bir gözetleme kulesini vurmuştu ve oradan düşen iki Birleşmiş Milletler askeri, Endonezyalı ve Sri Lankalı olduklarına dair bilgiler var, kuleden düşerek yaralanmıştı. Fakat bugün itibariyle şunu söylüyoruz, Birleşmiş Milletler askerlerinden İsrail saldırıları sonucu yaralananların sayısı 5'e çıktı. En son UNIFIL'in, yani Lübnan'daki geçici görev gücünün açıklamasına bakıyorum, Nakura'da bir asker yaralanmış ve bedenine isabet eden kurşunun çıkarılması için hastaneye sevk edilmiş. Yani ilk iki askerin yaralanmasından sonra İtalya ve Fransa'da İsrail Büyükelçileri dışişlerine çağrılmıştı. Nota verilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir uyarı açıklaması yapmıştı. Fakat görünen o ki İsrail hiç de bu açıklamalardan etkilenmemiş ve bugün itibarıyla orada barışı tesis etmekle görevli uluslararası toplumun bir organı Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'in 5 askeri yaralı, İsrail saldırısında yaralandı. Ve dediğimiz gibi Hizbullah da karşı saldırıya devam ediyor. Yani hiçbir şekilde burada tansiyon düştü diyemiyoruz. Ve bunun tabii çok büyük bir net sonucu var. 1 milyon 200 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bugüne kadar 400 bin kişi Suriye'ye geçti diye hep anlatıyoruz ya. Biz bugün kameraman arkadaşım Murat Kibar'la Suriye'ye nasıl geçiliyor bir görmek istedik. 5 sınır kapısı var Suriye'ye açılan. Onlardan biri İsrail'in saldırısıyla vurulmuştu 4 Ekim'de. Oraya gittik ve orada şunu gördük. 2 büyük çukur açılmış İsrail saldırısıyla ve kesinlikle araç geçemiyor. Sadece insanlar yaya olarak eşyaları sırtlarında oradan geçmeye çalışıyorlar Suriye'ye. Ve izlenimlerimizi de Halk TV ekranında izleyicilerle paylaştık. Şimdi dilersen biz bugün orada neler gördük, kaçıranlar için tekrar ekrana getirelim ve izlenimlerimizi aktaralım.
Burası Lübnan'ın Suriye'ye açılan 5 sınır kapısından biri El Masna. 4 Ekim'de İsrail burayı hedef aldı ve bakın 4'er metre eninde 2 büyük çukur açılmasına neden oldu bu saldırı. Bu ne anlama geliyor? Artık burası araç trafiğine kapandı. Buradan Lübnan'daki çatışmalardan Suriye'ye geçmeye çalışan yüzlerce kişi geçmeye çalışıyor her gün ama artık araçlarını bırakmak zorundalar. Yaya olarak geçebilirler. Eşyalarını sırtlarına alıyorlar ve bu yolu kullanarak Suriye'ye geçmeyi deniyorlar. Bu yolun onarılması da bir sorun. Ne Lübnan yapabiliyor ne Suriye. Çünkü onarım çalışması başlarsa yeniden İsrail saldırısına hedef olmaktan çekiniyorlar. Ama burada çok büyük bir insani dram var. Ambulanslar yaralı taşıyor ama sadece yaya olarak bu yoldan geçebiliyorsunuz. 1 milyon 200 bin kişi yerinden edildi son 2 haftada ve 400 bini bu 1 milyon 200 binin Suriye'ye geçti. Yani bu yol artık Lübnan'dan kaçmaya çalışanlar için son derece hayati.